Evet, Mimsan kazan nasıl yakılır, nasıl bakım yapılır size onu tarif edeceğim şimdi. Mimsan kazan ilk yanlış da öncelikle kazanın, şu an kazanımız yanıyor, siz yanmadığını farz edelim. Kazanın altına odunumuzu, kömürümüzü koyuyoruz. Sonra ateşte tutuşturuyoruz. Tutuştuktan sonra kapağını kapatıyoruz. Şu, burada açma kapama tuşu var kırmızı yuvarlağın içerisinde. Buna bir kere bastığımız zaman fan devreye giriyor. Ve kazan alevi iyice artıyor, körüklüyor yani. Ta ki senin ayarladığın dereceye gelinceye kadar kazan çalışıyor. Ayarladığımız dereceye gelince nereden ayarlıyoruz? Burada ses tuşu var, yaklaş Erdoğan. Bu tuşa bir kere bastığımız zaman termostat 50 diyor. Yani şu an termostat 50'yi ayarlı. 50'ye gelinceye kadar bu fan çalışır. 50'den 50'ye gelince fan istop eder. Uyku moduna girer kazan. Bu şekilde devrim eder yakıt olana kadar. Bu 50 termostat nasıl aşağı yukarı değiştiriyoruz. Bu termostat ışığına, yani ses tuşuna bir kere basıyoruz. Bu ışık yanarken buradan aşağıya, buradan yukarıya doğru ayarlıyoruz. Diyelim ki hava soğudu, bunu 60'a çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra biraz bekliyoruz. Burada half yazıyor, yani hafızasını alıyor. Bu kazan artık 60'dan yukarı çıkmıyor. Diyelim ki düşürmek gerekiyor. Tekrar bunu basarken burada düşürüyoruz onu. 50'ye düşürüyoruz, bekliyoruz, hafızasını alıyor. Sen habulukuyla atıyorsun. Sen habulukuyla. Evet, atacağım onu. Bu şekilde ayarını yapıyoruz. Diyelim ki içine gelip odun kömür atmamız gerekiyor. Nasıl odun kömür atıyoruz kapağını açıp? Direkt bu kapağı açmıyoruz. Direkt kapağı açarsak yüzümüze alev püskürür ve yüzümüz yakabilir. Burada açma kapama tuşuna bir kere basıyoruz. Fan sesi gittikten sonra biraz bekliyoruz. Kapağımızı yavaşça açıyoruz. İçine odunumuzu, kömürümüzü, yakıtımızı koyuyoruz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Direkt eve gitmiyoruz tabi. Direkt tekrar buradan açma kapama tuşundan kazanı tekrar devreye almamız gerekiyor. Alıyoruz, evimize gidiyoruz. Bakımına geldiğimiz zaman da şu, sabah geldiğimiz zaman kazanı yakacağımız zaman içinde kül olacaktır. O külü aşağıya boşaltmamız gerekiyor. Bu sağ tarafında bir kol var. Burada eğilir, daha göster. Burada çocuk kilidi var, direkt dönmüyor. Bunu yukarı doğru kaldırıp öne doğru çektiğiniz zaman içindeki ızgara tam tersi aşağıya döner ve kül aşağıya döker. Bu şekilde kül aşağıya döküyoruz ve tekrar bunu kanalına alıyoruz. O dökülen külü altta kapaktan alıyoruz. Bir de en üst kapakta bir boru hazneleri var. O boruları da kazanla beraber gelen aparatla ileri geri tüfeksileri gibi siliyoruz. Bu sildiğimiz zaman bir kısım kül arkada haznede birikir. O hazneyi de şurada kelebekleri var. Kelebekleri söküp arada bir temizliyoruz, yani belli periyotlarda bir burayı temizlememiz lazım. Bir de su verme işlemi var. Su verme işlemini gösterir daha. Her kazanın arkasında ince yarım parmak boru vardır. Yarım parmak boruyu takip ederseniz kazana giren boruyu burada buraya koyulmuş. Bunu hafif açarsınız kazana su girmeye başlar. Ve dışarıya bir tahliye borusu koyulmuştur. O tahliye borusuna su geldiğinde bu vanayı tekrar kapatırsınız. Yani açarsınız. Su geldiğinde tahliye borusundan bunu kapatırsınız, kazanınızı yakarsınız. Su verme işlemi bu şekilde. Bir de bypass hattımız vardır. Elektrik kestiğinde devriden pompası çalışmadığı için kazanda su sıkışır, derece yükselmeye başlar ve petekler ısınmaz. Bunu engellemek için burada bypass vanası koyulur sisteme, pompanın hemen yanına. Bu vanayı elektrik kestiğinde böyle şekilde açarsanız hem kazanın derecesi yükselmez hem de petekleriniz az da olsun ısınmaya devam eder. Ama elektrik geldiğinde tekrar bu vanayı kapatmak zorundasınız. Kapatmazsanız yine hat ters çalışır. Başka söylenecek ne var? Başka söylenecek bir şeyimiz yok. Bizi takip etmeye devam edin.